da buradan herkese merhabalar, günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın sevgili seyirciler. Frekansınız iyi olsun. Bugün güzel bir egzersizle başlayacağız. Sonra ardından çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak. Medikal estetik hekimi Özgür Hanım bizimle birlikte olacak. Şimdi hocam, özel bir sabah egzersizimiz var. Uyanmışız. Heh. Ama çok kendimizi iyi hissetmiyoruz. İşte ay bugün böyle bir enerjim düşük. Ki bu yaz aylarına doğru daha da fazlalaşacak. Artabilir, evet. Ne yapacağız? Çok güzel bir sabah egzersiziyle başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. O da buradaya hoş geldiniz. Şimdi herkes diyecek ki niçin ayaktasınız? Evet. Şimdi ben hocaya dedim ki siz güne nasıl başlıyorsanız bize gösterin, biz de öyle başlayalım. Çünkü hocanın enerjisi maşallah, sizin enerjiniz bize her zaman söylerim. Aynen. Çok başkasınızdır, sakinleştirirsiniz. Mesela bir şey yaptırdığım zaman da ben medikal estetik uygulamalarında hoca sakin diyor, böyle bir sakinleşiyor insan. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, hepimizin birçok ritüeli olabilir ama hep frekanstan, enerjiden bahsediyoruz. O zaman her sabah bunu yaklaşık bir 5 dakika sürüyor. Hatta 7-21 gün her gün yapabilirsiniz. Şimdi Nasibe Hanım bana yardımcı oluyor. Hep birlikte başlıyoruz. Tamam. Öncelikle iki elimizi alıyoruz ve yüzümüzün bu zigoma dediğimiz elmacıklara vuruyoruz 5 kere. Aslında akupunktur noktalarını uyarıyoruz. Şimdi tam bu köprülük kemiğimin, tam şurası kemiğimiz çıktı deriz ya, zayıflarız. Tam bu sternum, yani şu kemiğimizin birleştiği noktaya bakalım. Şurası. Şurası. Burası akupunktur noktasında önemli bir yer. Buraya ister bastırın ister vurun. Vuruyoruz. Ardından tam ortaya timusa vuruyoruz. Tam göğüs kemiğine. Ne demek bu? Hani Tarzan yapar ya şöyle. Aslında burada bağışıklığı artırıyor. Genel savunma sistemimizi artırıyoruz. Sesim çınlıyor olabilir doğal olarak. Evet, şu bir anda ses operatörümüz bizden nefret ediyor olabilir. Göğüs tahtasına vuruyoruz. Sonra tam kaburgalarımızın bittiği bir nokta var. Tam onun hemen altına biraz karaciğer, bu tarafta da solda dalak hizasına. Kaburganın hemen altındaki noktalara vuruyoruz. 5 kere olabilir, 7 kere olabilir. İyi geldi. Evet. Şimdi elimizi, aslında bizim ibadetimizde de vardır. Elimizi başkasına da yapabiliriz bunu sevgili seyirciler. Ben enerjimiz sağdan gelip sola geçiyor, sağdan gelip sola geçiyor. Hemisferleri kullanmamıza göre. Bu nedenle çaprazlaması için de daha iyi dikkatimizi toplamamız için kişinin sağından alıp soluna indirebilirsiniz. Solundan alıp sağına indirebilirsiniz. Ama kendimiz nasıl yapıyoruz? Hemen elimizi atıyoruz boynumuza. Bunu aşağı doğru sıvazlıyoruz. Boynumuza doğru atıyoruz. Aşağı doğru sıvazlıyoruz. Yine boynumuza atıyoruz. Aşağı doğru. Her seferinde de burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Bu şekilde normalde sağ ve sol hemisfer kullanırken bazı duygularımız, bazı hareketlerimiz azalabiliyor. Onun için bu çaprazlamanızı sağlıyor. Hatta eğer bir partneriniz varsa, yani yanınızda birisi varsa, tam omurilikten bir kez geçerseniz boydan boya. Şimdi Nasibe Hanım'ın özellikle şeyler olduğu için geçemiyorum mikrofonları. Hemen çıkartabilirim. Bütün omurilik boyunca kemikler üzerinden masaj yapmak değil bakın bu sevgili seyirciler. Bu enerji akışını doğrulamak. Çakralar açıyoruz ama farklı bir teknikle. İki parmağınızla kemiğinizin üzerinden geçin. Bu ne işe yarar Nasibe Hanım? Tam kuyruk sokumuna kadar elinizle sürtüyorsunuz. Eğer kişiyle o anda bir anlaşmazlığınız varsa düzelir. Eşinizden bir şey istiyorsanız ve anlaşmazlığa girdiyseniz arkasını dönün. Kemik üstünden sıvazlayın, enerjisi normale dönecektir. Çok da işinize yarar. Süper tüyoydu. Güzeldir bu. Ya da çocuğunuzla konuşuyorsunuz, bir enerji akışını dengeleyecektir. Şimdi elimize alıyoruz. Şöyle tuttum. Tam üçüncü gözümüze koyuyoruz. İki kaş arasına koyduk. Bunu da bu şekilde derin nefes alıp veriyoruz. Beş ya da yedi kez mutlaka bunu yapıyoruz. Ardından elimizi alıyorum. Hızla, sertçe bastırarak ayrıştırıyoruz. Saçımızdan, tepemizden, arkamızdan,
bütün başınızın hizası, yani tam hemisferi ikiye bölecek şekilde bütün ellerinizi ayırarak yine orta hattan çakralarımızı, tepe çakradan başlayarak çakralarımızı açıyoruz. Daha sonra güzel bir hareketimiz var. Sağ ve sol kol çaprazlaması yapacağız. Hareket de edebiliriz. Bildiğimiz şu hareketi yapıyoruz. Vurabilirsiniz de, ama bundan 7 kere yapıyoruz. Sağ ve sol kol. Tamamen bunların hepsi çakrayı açmak için. Evet. Şimdi bir oturarak yapabileceğimiz bir hareket göstereceğim. Bir de ayaktayken de ellerimizi, ayaklarımızı sağ çaprazlıyoruz. Bitmedi, çok az kaldı. Tamam. Sağ çaprazlayalım. Tamam. Bu bizim sunucu duruşu. Evet, ellerimizi çevirdik. Bu şekilde duruyoruz ve derin nefes alıyoruz. Yine 7 kez yapıyoruz. Eğer oturarak yapmak istersek, birazdan göstereceğim. Bunu diğer ayakta da yapıyoruz Nasibe Hanım. Yine ters aldık. Tamam. Harika. Kolları çevirdik. Derin nefes alıyoruz. Yine 5 ya da 7 kez mutlaka yapıyoruz. Bittikten sonra şimdi gün içinde, bunu neden anlatıyorum? Ne zaman yapılır? Her zaman yapabilirsiniz. Ama gün içinde yaşadığınız duygu durumu birdenbire zihinde sizi kaygıya düşürüyor. Yani başkasının davranışı sizi sinirlendirebiliyor ve genel davranış modeliniz değişiyor, düşünceniz değişiyor. Yani enerji alanınız daralıyor. İlla birisinin bir şey yapmasına gerek yok. Hemen bunları yapabilirsiniz ama şimdi eğileceğim ben yere. Enerjiyi ayaktan toplayacağım. Topuklardan geliyorum. Şöyle toplayarak direkt. Bitti. Şimdi yine 5 ya da 7 kez ellerimizi tersi açıyoruz. Vermek ve almak şeklinde. Yine 5 ya da 7 kez nefes alıyoruz. Evet. Şimdi ters tarafa yapıyoruz. Bu arada Nasip Hanım'ı hiç yapmadık bunları, mı çok iyi yapıyor. Evet, ben ilk defa sizden öğreniyorum şu dakikada. Evet sevgili seyirciler, bu da bitti. Şimdi son olarak solar plexus, daha doğrusu iki çakramızın enerjisini dengeleyeceğiz ve bitireceğiz. Göbek deliğinize dokunun. Ve kök çakra, pardon, üçüncü göze dokunuyoruz. Hı hı. Ve derin nefes alıyoruz. Evet, artık gün içinde sadece yerden, ayaklardan kendinizi toplasanız enerjinizi ve göbek ve üçüncü göz arasındaki enerjiyi dengeleseniz bile gün içinde kendinizi yenilenmiş sayarsınız. Pek çok meditasyonda, ibadetlerimizde zaten buna benzer davranışlar var. Bu sizin enerji merkezlerinizi toparlayıp yeniden merkezinize dönmenizi sağlıyor. 5 ya da 7 dakika yapın. Toplamda 5 ya da 7 nefes alın hepsiyle ve bunu 7 gün, 21 gün lütfen yapmaya çalışın. Bir süre sonra alışkanlık haline gelecektir. Oturarak da bir hareketimiz var. Tamam. Hemen gösteriyorum. Haydi oturalım o zaman. Böyle çekebiliyor muyuz? Şimdi ayakkabısını çıkartıyorum. Ben çıkarttım. Evet. Tamam hocam. Demin çaprazlamıştık sevgili seyirciler. Şöyle çaprazlayarak ellerimizi yapmıştık. Bunun tersini de yapabiliriz. Aynı ayağım, attığım ayağımla bileğimi tuttum. Ters elimle de ayağımı çekiyorum. Burada derin nefes alıyoruz ve çekebildiğimiz kadar yukarı çekiyoruz. Evet. Aynısını diğer ayaklarla da yaptıktan sonra ayağımızla aslında bitirmiş oluyoruz. Ama eğer ayaktaysak, oturamıyorsak, deminki gördüğümüz gibi ayakları çaprazlayıp kolları dışarı açtığımız hareketle de yine çakralarımızın hepsini açmış oluyoruz. Bu ne sağlar? Meditasyon yapıyor olabilirsiniz, ibadet ediyor olabilirsiniz. Gün içinde vaktiniz yoksa ya da buna kanalize olup alışkanlık yaptıktan sonra da enerji noktalarınızı tamamen kendi merkezinizde. Birisi sizi öfkelendirebilir, kızdırabilir ama daha dingin ve rahat olmanızı, enerjinizin merkezde kalmasını sağlayacak. İşte bunu yaptığımız zaman muhtemelen güne çok güzel başlıyoruz. Çok daha dinamik oluyoruz.
Süper. Hocam peki bu duygular mı bizi yönlendiriyor? Biraz geçen hafta konuşmuştuk frekanstan. Evet. Evet. Yine konuşmaya devam edeceğimizi söylemiştik zaten. Bence biz 3-5 ay bunu konuşabiliriz. Çok ihtiyacımız var. Aslında bizler yaptığımız işlerle kendimizi iyileştiririz. Ben de hep şey derim, bunları öğrendikçe ben iyileşiyorum ve benim doğal olarak hastalarıma da faydam oluyor. Aslında bizler gün içinde koştururken belli düşünce kalıplarımız var. Öncelikle söyleyeyim sabahki ilk sorduğun soru yani. Düşünceler değil, önce duygulardan önce düşünce oluşuyor, sonra o duyguya dönüşüyor, sonra bedenimiz değişiyor. Peki bu zihni nereden alıyoruz? Aslında bizler sevgili seyirciler, her sabah aynı düşünceyle uyanıyorsanız yaşamınız aynı kalacaktır, yaşamımız değişmez. Bu nedenle düşünce tarzınızı değiştireceksiniz ki yaşamımız değişsin. Bu düşünceleri nereden alıyoruz? Hepimiz annemizin, babamızın ya da bizi kim büyüttüyse onların düşünceleri ve hayalleri kadarız. Bizi korkuttularsa korkabiliyoruz. Mesela karanlıktan korkuttularsa karanlık olunca bir evham alabiliyor ve bunu, bu kök duyguyu yetiştirilirken 0-7 yaş arasında alıyoruz. Daha sonra düşünceden sonra o bir duyguya dönüşüyor ama düşünceleri değiştirmemiz için belli bir tedavi yapmamız gerekiyor ya da alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Peki biz isteyerek değiştirebilir miyiz? Değişebiliriz ama biraz emek vermemiz gerekiyor. %90 bizi bilinçaltımız yönetiyor. %10 kadar bilinçli zihnimiz aktif ve bir şey öğrenmek için tekrarlar bu nedenle çok önemlidir. İşte ilkokuldan itibaren bir şeyi bilmek demek, önce onu ezberlemek için sürekli tekrar yaparız. Önce o gün, sonra o hafta, sonra o ay. Aynı o şekilde 21 gün 45 günde değişiyor ilk bilinçaltı değişikliği. Ama sözlerimiz bize emir veriyor aslında. Sabah aynı düşünceyle uyanıp aynı sonuca varabiliriz. Dışarıdaki sevgili seyirciler, olay hep aynı. Yani dışarıdan nötr bir olay oldu. Mesela yağmur yağdı. Yağmuru değiştiremiyoruz ama yağmura göre davranışımızı değiştirebiliriz. Şöyle ki, siz karşıda olan bir olaya karşı hep aynı davranış modelini, yani başkasının dediği gibi düşünürsek aynı sonuca varırız. Bakış açımızdan bahsetmek istiyorum. Gelmek istediğim bugün nokta bakış açısı. Bizler hep bakış açımızla aslında dünyayı değiştirebiliriz. Kısacası olan bir olaya bakış açınızı değiştirdiğiniz anda sizin alacağınız sonuç değişiyor. Nasıl mesela? Herhangi bir olay oldu, çok kötü bir olay yaşadınız, karşınızdaki size çok ters davrandı. Siz bunun nedenini, eğer karşınızdaki kişiye üzgün müsün, acaba başına bugün bir şey mi geldi bana böyle davrandın diye sorsanız ortaya çıkacak. Oysa biz küsüyoruz. Karşımızdaki niye davrandı diye. Ve bu küsme davranışı aslında çocukçu davranıştır. Yani kişi büyümemiştir, küseriz. 70-80 yaşındadır kişi, küser, darılır, arkadaşlığını bozar. Eğer biz erişkin olursak, duygu ve düşüncelerimizin farkında olursak o zaman erişkin oluyoruz ve ilişkilerimiz de daha sağlıklı hale geliyor. Demek ki bizler her davranışın nedenini, kökenini kendimizi suçlayarak değil, neden olduğunu bir davranışsa karşı tarafa sormamız gerekiyor. Ve karşıdaki kişi şöyle diyecektir size muhtemelen. Evet, bugün başıma şöyle bir terslik geldi, onun için seninle böyle biraz yüzüstü konuştum ya da sana ters davrandım. Bunlar gerçekten bizim gün içinde arkadaşımız bize kötü davranıyor. Aslında başına gelen kötü bir şeyden dolayı, bize küstüğü için, ters davrandığı için değil. Biz gün içinde mutlaka karşımızdakiyle konuşup kendimizi onun davranışlarına göre değil, kendi düşüncemize göre değiştirmemiz gerekiyor. Bizler daima hep kaygıya göre plan yapıyoruz. Korkularımıza göre plan yapıyoruz. Bize bir işte para kaybedersin, sevgilin seni terk eder, çok bilgi verme bilgin gider ya da çok fazla samimi olma hata yaparsın gibi bilgiler alıyoruz. Ya da menopozda kilo alırsın. Aa, evet. Aslında bunların hepsi bize dedikleri için biz bunları kabul ettik. Ve sanki bizim yaşamımızı, bizi kim büyüttüyse annemiz, babamız, ailemiz, ebeveynlerimiz bize aslında o kaderi, onu kodluyorlar. Ama bu, hani şu anda medyada da pek çok film ve dizi görebiliyoruz. İşte ailemizin kaderini taşımak zorunda değiliz. Bunu değiştirebiliriz. Aslında burada bahsetmek istediğim şey bu. Çok üzüntülü diziler, çok fazla stresli korku dizileri bize de kaygı oluşturuyor. Bizler hep korkuların peşinden gidiyoruz. İşte sigorta yaptırıyoruz, evimiz yıkılır diye, başımıza bir şey gelir diye. Yaptıralım ama hayalimiz daha büyük bir ev almak olsun. Mesleğimizde aman işimi kaybetmeyeyim diyoruz, o iş kaybedilir.
Hasta mesela bana geliyor, diyor ki ben bu 65 kilo olabilir miyim? Olamazsın diyorum korkuyorsan. Hayalinde mutlaka hayal ettiğiniz şeyi onu yaşadığınız andaki duyguya girmeniz gerekiyor. Ne demek yani? Kişi 65 kilodayken nerede olduğunu düşünmeli. İsterseniz şu anda yapabilirsiniz. Mesela yapalım olmak mı istediğiniz bir bedeni, kiloyu düşünün. Ama bunu lütfen 90 kiloda, 150 kiloda olsanız, hangi beden yapısında ya da hangi kiloda olmak istiyorsanız onu düşünün. 80 olabilir bu, 75, 65 olabilir, 59 olabilir, 55 50? Olabilir. 50 kilo olmak istiyorsan, Nasibe Hanım gözünü kapatabilirsin. 50 kiloyken sevgili seyirciler ne giyiyorsunuz? Bunu bize tasvir etmesi gerekiyor kişinin. İlla hipnoz demek değil bu. Üstündeki kıyafeti kendinize tasarlamanız gerekiyor. Yani kot mu giydim, yeşil bir elbise mi giydim ve neredeyim? Kendini tanımlaması gerekiyor. Ve uçuş uçuş o hangi kıyafetse üstünde aynada kendini görmesi, etrafında dönmesini istiyoruz. Siz de bunu yapabilirsiniz. Aynada kendinizi görün, etrafınızda dönün. O kıyafetin size ne kadar yakıştığını ve rakamdan çok istediğiniz bedende ve böyle çok sağlıklı, güzel olduğunu hissetmeniz gerekiyor. Ve tam 50 kilosunuz. Zaten 51 kilo herhalde. Bir kilo mu vermek istiyorsunuz? Yok yok hocam, 58 oldum. Siz hiç çaktırmıyorsunuz. 58 oldum. Şimdi demek ki vermek istediğiniz kiloyu kaygı korkuyla acaba yapabilir miyim diye değil, özellikle bedeni hafifletmek için rakamdan çok istediğim bedende sağlıklıyım, şu kıyafeti giyiyorum, hayal etmeniz gerekiyor. Eğer hayal etmezseniz zihniniz size bunu götürmez. Yani düşünceden önce de kalbinizde bu hayali gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bizler genellikle en sık yaptığımız şey korkularımızın peşinden gitmek. Hep söylediğim gibi. Biz korktukça o şey başımıza gelir. Yaşamda hasta olmaktan korktuğumuz zaman hastalanabiliyoruz. Bir şeyi kaybetmekten, yakınımızı kaybetmekten korkuyoruz. Yine bunu kolayca kaybedebiliyoruz. Peki bu davranışları nasıl değiştirebiliriz? Davranışlarınızı değiştirmeniz için sevgili seyirciler, o sabah uyanıp kendinize niyet etmeniz gerekiyor. Şimdi bir gece önceki duyguyla uyanıyoruz. Çok ilginç değil mi? Hepimizin çeşitli beyin dalgaları var. Burada daha sonra gösterebiliriz. Şu anda hepimiz yoğunken, birazdan o sabah uyanmada ne gibi bir niyetleme yapacağız onu söyleyeceğim. Şimdi sabah uyandınız, bir takım düşüncelerdesiniz. Beynimiz tam alfa ile beta arasında. Bakın çok önemli bir trik vereceğim. Uyanır uyanmaz o anda o yatağı, o ev, yani odayı fark edemeyiz. Salisenin onda biri kadar. Evet. O sırada hayal etmeyi niyetleyebilirsiniz. Ne bulunduğunuz yeri farkındasınız, ne bedenin. O sırada hayal edebilirsiniz, alfa titreşimdeyiz. Ondan sonra uyanıp tam farkındalığına giriyoruz. Evet, buradayım ve başlıyoruz bir gün önceki kaygılı düşüncelere. Aynı kaygılı düşüncelerle aynı sonuca varırız. Demek ki bakış açımızı değiştirip yeni planlar, yeni hayaller sunmamız gerekiyor. Bizler hep kaygılarımızın, korkularımızın peşinden gidersek aynı sonuca varıyoruz. Beta dalgası demek ise uyanız. Şu anda hepimizin beyin dalgası hızlı geliyor. Bir resmimiz vardı, verebiliriz onu. Beyin dalgası çok hızlıyken birbirimize uyumlanıp, dünyaya uyumlanıp daha hızlı bir beyin frekansındayız. Alfadayken uyku ve uyanıklık arasındayız. İbadette de alfaya geçiyoruz. Teta daha uzun yolda, hani araba kullanırken hiç böyle bir şey fark etmeyiz. Sanki böyle hipnoz olmuş gibiyizdir. O teta dalgasıdır. Yine yavaşlamıştır. Delta ise anestezide bulunduğumuz beyin dalgası. Çok daha yavaşlamış hali. Bizler eğer anda kalırsak, beyin dalgası biraz yavaşlarsa, alfada kalırsa, o zaman isteklerimizi daha kolay gerçekleştiriyoruz. Yani hayal edebiliyoruz. Betadayken hep böyle koşturmaya ve bu dünyaya uyumlanmaya çalışıyoruz. Bu nedenle kaygı yaratıyor. Hep birine hizmet ediyoruz. Ben hep şunu savunuyorum. Öncelikle kendimizi düşünüp, kendi hayallerimizin peşinde düşünüp sonra dışarıya servis edebiliriz. Ve bizler kendi duygu düşüncelerimizin farkına varırsak bunun içinde niyette bulunabiliyoruz. Mesela neyi kolayca yapmak istiyoruz? Burada beyin dalgalarımız var gördüğümüz gibi. Özellikle derin uykudayken ve anestezideyken delta beyin dalgasındayız. Teta özellikle uzun yolda meydana geliyor. Şu anda hepimiz betadayız ama biz meditasyon ve uyku uyanıklıkta alfaya geçiyoruz. Bunları bilmemizin nedeni ne? Aslında hep söylenen bir şey var. Bütün meditasyonlarda ve pek çok yerde anda kalmak gerekiyor. Bizler genellikle iş yaparken şöyle bir düşünün.
ya biraz sonra yapacağımız işi ya da az sonra olan bir olumsuzluğu bir düşünüyoruz. Bir şey söyleyeyim, aynen öyle düşünüyoruz. Bitirmem lazım çünkü bitirmemiz gerekiyor, bizi var. Sıkıştırıyorlar diyor Nasibe mesela. Ben hiç bunu düşünmüyorum, hep anda anlatıyorum. Bu işi Nasibe Hanım'a bırakıyorum. Onun için kaygıyla anlatmıyorum, çok keyifle anlatıyorum. Gerçekten şimdi farkına vardık bunun. Farkındayım. Bunu mesela sevgili Nasibe Hanım'a süreyi veriyoruz, süre tutucu olarak. Yine bir başka bölümde düşünceler, duygular bedeni ne kadar değiştiriyor? Frekansları nasıl yönetebiliriz? Konuşmaya yarın konuşalım devam mı? Bunu da. Şimdi bu çarşamba gününde konuğumuz kim peki? Doktor Özgür Esen Çetiner bizimle birlikte olacak. Medikal estetik hekimi. Göz kapağı ile ilgili konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Az sonra buradayız.